Beklenen oldu. Netanyahu Mossad'a yeni başkan atadı. David Barnea, önceki başkan Yossi Cohen adam satın alma, psikolojik harp, siber saldırı uzmanıydı. Dubai'deki algı merkezini yönetiyordu. Yossi Cohen sürekli Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidip toplantılar yapıyordu. Birleşik Arap Emirlikleri, Suud-Mısır üçgenini birleştirip Türkiye'ye karşı set kurmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai üzerinden Türkiye'ye çekilen operasyonların merkezindeydi. Dahlan, Zayed ve Peker'in kaldığı otelin sahibiyle görüşüp planlar yaptı. Yossi Cohen bir konuda başarı sağlayamadı. Yakın zamanda Hamas ile yapılan çatışmada yetersiz kaldı ve İsrail ateşkes ilan etmek zorunda kaldı. Siyonist örgütler çok kızdı ve Netanyahu görevden aldı. Görevden alınmadan önce Türkiye'yi Dubai merkezi operasyonu çekti, yıprattı. Türkiye son İsrail saldırısında medya ve diplomatik olarak dünyayı ciddi şekilde harekete geçirdi. MİT'in faaliyetlerini saymıyorum bile. Ateşkes ilan edince İsrail imajı sarsıldı. Türkiye'ye Dubai'den çekilen operasyonun tam bu zamana getirilmesi tesadüf olamaz. Asla. Yossi Cohen, Dahlan ile birlikte PKK, FETÖ'ye yardımda bulunup operasyon çekiyordu. Soylu'nun başını çektiği vurucu güçler tarafından PKK, FETÖ ezilip kitlenince operasyon çekemez oldular. Soylu'ya saldırı geldi. Aynısını 2012'de FETÖ PKK'yı fişleyen Hakan Fidan'a da yaptılar. Yossi Cohen apar topar görevden alındı. Askeri operasyon uzmanı olan David Barnea getirildi. Askeri bilgi toplama ve askeri operasyon uzmanı olması Mossad'ın savaş ve vurucu operasyonlara başlayacağını gösterir. Yeni bir çatışma ve savaş için getirildi. Dikkat buyurun. İsrail Savunma Kuvvetlerine bağlı Sayeret Maktal adında özel bir bölüm vardır. Askeri keşif, düşman hakkında bilgi toplama, ani baskın, savaş öldürme işini yapar. Psikolojiyi bozacak derecede zorlu eğitimden geçenler bu savaş biriminde görev yapar. David Barnea burada yetişti. Sayeret Matkal birimi 1980'e kadar gizli tutuldu. Kimse bilmiyordu. Devletten emir almadan direkt operasyon yapabilir. Ani patlama, bombalama, savaş, suikast yapar. Burada senelerce görev yapanlar daha sonra devlette önemli göreve gelmiştir. Başbakan, bakan, vekil, bürokrat gibi. 1999'da başbakan olan Ehud Barak gibi. Sayeret Matkal'da ciddi ideolojik eğitimden geçerler. Koyu Siyonist ve Müslüman düşmanı olurlar. Acımadan Müslüman öldürmek için beyinleri hazır hale getirilir. Sayeret Matkal, Mossad'ın en iyi suikast birimi Kidon ile ortak çalışır. Kidon sadece suikast için vardır. Eğitimi çocukluktan verilir. Yıllarca sürer. Bul ve öldür kuralı ile çalışırlar. Görevi yerine getiremezlerse üzüntüden intihar bile ederler. Çoğu önemli cinayet Kidon Suud ortaklığı ile yapıldı. Mossad yaptı. Suud üzerinden olunca fark edilmedi. Kidon'un bir suikast için yıllarca hazırlandığı olur. Ülkelerde satın alınmış adamlardan yardım alırlar. Patlayıcı, zehirleme genel metotları. Korku saracaklarsa patlama. İz kaybettirecekse zehirleme. Uğur Mumcu suikastının Kidon eylemi olduğunu düşünüyorum. Kidon ve Sayeret Matkal devreye giriyor. Yeni Mossad başkanı onlardan, vurucu ekipten. Bu sırada Dubai merkezli operasyonla Türkiye'nin FETÖ, PKK ve ajanları yok eden vurucu ekiplerini karalayıp istifa ettirmeye çalıştılar. Dikkatli dinleyin. Suikastı medyatik operasyonu Mossad yapar ama başkasının izini bırakır. Eylemi psikolojik harbi de Mossad yapar. Bunu yaparken üssü Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurduğu için Birleşik Arap Emirlikleri'ni konuşur durursunuz. Daha önce Suudçu gazeteciyi Mossad öldürdü. Suud üzerinden yaptığı için Mossad'ı değil Suud'u konuştuk. İsrail gazeteci Joseph Milman Mossad ajanlarının Hafter'in ileri gelen komutanlarını Mısır'da eğittiğini yazdı. Mossad'ın Hafter'in üst rütbeli subay kadrosuna askeri taktikler, istihbarat toplama ve analiziyle komuta kontrol prosedürleri öğrettiğini aktardı. Yossi Cohen'in bölgede en büyük rakibi Hakan Fidan. Hakan Fidan ile MİT'in dağınık unsurları toparlanıp yenilenerek operasyon gücü arttırılmıştır. Farkında değilsiniz ama son zamanda Soylu üzerinden Dubai'den çekilen operasyonda hedeflerden biri de MİT'ti.
ucu MİT'e uzanacaktı. Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde kaldığı otelin sahibi Ahmet El Haptor, Araplar ve Yahudiler amca çocuklarıdır, savaşmaları aptalca demiştir. Türklere ve Türk firmalarını boykota çağırmıştır. Mursi'nin devrilmesini ve 15 Temmuz'u desteklemiştir. Mossad ile sürekli irtibat halindedir. Dubai, Mossad'ın en büyük psikolojik ve fiziki operasyon merkezlerindendir. Mursi darbesi Dubai masasında tezgahlandı. Dahlan, Mossad, Ahmet El Haptor üçgenine dikkat. Evet, Fas'ta tutuklanan Sedat Peker'in FETÖ destekçisi eski bir Pentagon yetkilisi olan Michael Rubin tarafından yine FETÖ'nün en büyük destekçilerinden Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürülerek buradan Türkiye'ye yönelik bir karalama ve algı operasyonunun unsuru olarak kullanılması, bu karalama kampanyasına içeriden destek veren muhalefetin de FETÖ ve ABD ile yakın ve derin ilişkileri, söz konusu kirli operasyonun Türkiye'nin terör örgütüne karşı yürüttüğü operasyonu boşa çıkarmaya yönelik olduğunu gösteriyor. Sedat Peker unsuru PKK'ya yönelik operasyonların dağıtılması ve bu operasyonların arkasındaki güçlü siyasi iradenin hırpalanıp yıpratılması için kullanılıyor. Bu anlamda milliyetçi olduğunu söyleyen Sedat Peker'in terör örgütü PKK'ya katılımları meşrulaştıran ifadeleri de ana muhalefet ile birlikte HDP'nin de Peker'in karalama kampanyasına yönelik iddialarını yüksek perdeden sahiplenmesi bu kirli ilişkileri ağını ele veren unsurlardandır. PKK'nın üst düzey isimlerinin öldürülmesinin ardından Washington'dan bugüne kadarki en üst düzeyde arka arkaya bu teröristlerin yönetimden sorumlu olduğu Suriye'deki PYD-YPG'ye yaptığı ziyaretler ve ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı destek amacıyla YPG'ye verdiği Bradley araçlarının önünde poz vermesi de aynı şekilde Türkiye'nin Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik yürüttüğü operasyonlara karşı nitelikte atılmış adımlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sedat Peker üzerine yürütülen operasyonun Türkiye'yi hedeflediği yönündeki açıklamaları her iki liderin de yaşananları bu eksende gördüklerini gösteriyor. Derin ABD Sedat Peker unsurunu devreye sokarak ve de PYD-YPG'ye verdiği destekle PKK'ya yönelik operasyonları boşa çıkarmaya çalışırken terör örgütü de yok olmaktan kurtulmanın arayışında. Geçtiğimiz günlerde Batman ve Şırnak'taki askeri birimlere yönelik maket uçaklı saldırı girişimleri bu amaca yönelik. Her iki saldırıda güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde girişim düzeyinde önlendi. Geçtiğimiz yıllarda terör örgütü DAEŞ'in birçok kez kullandığı bu saldırı yöntemi bir süreden bu yana Irak ve Suriye'de de PKK-YPG unsurları tarafından Türkiye'nin bu ülkelerdeki güçlerine yönelik kullanılıyor. Suriye'de ABD güçlerinin YPG unsurlarına bu ve buna benzer saldırı yöntemleri konusunda eğitim verdiği sır değil. Belli ki önümüzdeki dönemde de Türkiye terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürdürürken bir yandan maket uçaklı saldırı ve veya başka saldırı girişimlerine yönelik önlemlerini artıracak, bir yandan da Sedat Peker ve benzeri unsurlar üzerinden yürütülecek kirli operasyon girişimleriyle de mücadele etmeye devam edecek. Bu arada CHP'nin başı Mr. Kılıçdaroğlu daha yeni ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü. Görüşmede Kemal Bey'in bir Amerikalı diplomattan farksız olan baş danışmanı Ünal Çeviköz de yer aldı. Sormanın tam sırasıdır. Hayırdır, Biden'dan mesaj mı var acaba? Joe Biden başkanlık seçimi kampanyasında Aralık 2019 Türkiye'deki muhalefete iktidarı devirmeyi vaat etmişti ya. Kılıçdaroğlu ABD'nin Ankara elçiliğinden sufle yahut talimat alan bir genel başkandır. Mr. Kemal'i Baykal kaseti sonrasında CHP'nin başına getiren operasyonu FETÖ ile yapan da Baronsar Gladio'dur. Yani Türkiye'deki komprador Burjuvazi'nin derin konseyinden bahsediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanı seçilmesinden birkaç gün sonrasında CHP'ye en büyük kötülüğü Deniz Baykal yapmıştır diye beyanat veren İzhak Alaton da işte bu derin konseyin üyelerindendi. 28 Şubat'ta tankları yürütmek için 4 ev verdim diyen İzhak Alaton, Fethullah'ı 1990'lı yıllarda Yahudi lobisiyle buluşturan barondur. Amerikancı CHP'nin sözcüsü Faik Öztrak da tuğla muhabbetine katıldı ve artık o tuğlalar çekilmelidir dedi. Bu da bir başka göz bağcılıktır. Faili meşhur suikastlarla ilgili tuğlaların çekilmesini yıllar yıl engellemiş olan Baronsar Gladio'dur.
IMF'nin CHP'deki elemanı, misali çalışan Mr. Öztrak da onların kadrolu elemanıdır. 2001'deki ekonomik krizin ardından Kemal Derviş tarafından hazine müsteşarı olarak atanan Faik Öztrak'tan söz ediyoruz. Yasak salma kabiliğinden tuğla çekilmeli diyen Mr. Öztrak yahut onun genel başkanı Mr. Kemal, Baykal'ı vuran şu kaset operasyonundaki paralel derin tuğlaların çekilmesiyle zinhar ilgilenmediler. Lafını dahi etmiyorlar. Dünden bugüne arka planında ABD'nin ve İsrail'in yer aldığı 27 Mayıs 1961 darbesinin 61. yıl dönümüydü dün. 1960'ta CHP lideri İsmet İnönü'nün darbenin siyasi ayağındaydı. 2021'de kontrollü Kemal ABD'den iktidar bekliyor. Haydut devlet ABD'nin FETÖ eliyle giriştiği 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün başarısızlığa uğramasından dolayı büyük hayal kırıklığı yaşayanlardan biri de Kılıçdaroğlu'dur. 15 Temmuz'dan 10 ay kadar önce Sedat Bin Zayed Hürriyet baskınını ben yaptırdım itirafında bulundu. Bu baskını bir AK Partili vekilin istediğini öne sürdü. Eylül 2015'te yani tekrarlanan genel seçim öncesindeki bu kontra ters mantel baskında Hürriyet'in camları kırılmıştı. Bu olayın ardından Hürriyet'i ziyaret eden ve yazı işleri toplantısına katılan dönemin ABD Büyükelçisi John Bessie'di. O dönemde Hürriyet'i yöneten Sedat Ergin mi? Zaten medyamızdaki ABD elçisi gibiydi. Bess o ziyarette bir bakıma burası bizim gazetemiz demeye getiriyordu. Sedat Bin Zayed'in ters manyel hesabıyla çalışan o baskın, Amerikan elçisinin Hürriyet'e gelmesine pek uygun bir zemin hazırlamıştır. Mutfakta birileri mi var? AK Parti'deki kokainman Ayvatoğlu olayı da ters manyel bir operasyondur. Daha evvel bu sütunda pudra şekerinin AK Parti genel merkezine tuzluk içinde ışınlanmış olabileceğine dikkat çekmiştik. İş bu. Kokainman Ayvatoğlu gündeminin üzerinden fazla geçmedi ki. Kolombiya'dan Türkiye'ye yollanacak şu kadar ton kokain repliğiyle başlayan Sedat Bin Zayed dizisi gösterime girdi. Ayvatoğlu, Cübbeli Amiral, Anadolu Ajansı muhabiri vesaire. Bunlar gibi ters manyel görev yapanlardan, kriptolardan daha ne kadar var acaba? Gladio'nun lokomotifi paralelin kriptoları, bir başka deyişle uyuyan hücreleri vakti saati gelince sefer görev emriyle uyandırılıp sahne alıyorlar. Mutfaktaki kriptolara dikkat. Anlaşılan o ki hiç de az değiller. Gördüğünüz gibi ülkeyi bir mafyanın eliyle karıştırmaya ve bölmeye çalışıyorlar. Öyle bir bölme ki Sedat Peker ağzıyla hem Kürtleri ayaklandırıyor hem Alevileri ayaklandırıyor. Yarın Şiileri, Caferileri hepsini ayaklandırıp mezhep ırk savaşı çıkarmaya çalışacak. Tabi Sedat Peker kullanılıyor işin arkasında başından sonuna kadar dediğim gibi ve anladığınız gibi. Mossad ve CIA var. Diğerleri kukla. Bizler kuklaları konuşmayıp bunların üstündeki aklı, derin Amerika ve derin İsrail'i konuşmalıyız. Bütün pislik bunların başından çıkıyor. Evet, çok ama çok önemli bilgiler. Ne yapıyoruz? Videoyu izledikten sonra önce yorum, sonra beğeni, sonra da mutlaka ama mutlaka paylaşıyoruz ki insanlar uyansın, bu bilgilerin farkına varsın. Allah'a emanet.